Gelişmesi var ki günlerdir gündemde olan, günlerdir tartışmaların odağında olan Antalya Film Festivali'ne dair bir gelişme ne olmuştu? Tam da geçtiğimiz hafta cumartesi günü Kanun Hükmü belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin seçkisinden çıkarılmıştı. Gerekçe olarak da devam eden KHK davaları gerekçe gösterilmişti. Konu kamuoyunda büyük tartışma yaratınca Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki jüri üyeleri festivalden çekildiğini duyurmuştu. Bir kamuoyu oluşturuldu. Ardından Kanun Hükmü belgeseli yeniden festivalin seçkisine konuldu. Ama bu gelişmenin hemen ardından iki bakanlık, Kültür Bakanlığı ve hemen ardından da Gençlik ve Spor Bakanlığı festivalden desteğini çektiğini açıkladı. Ve son dakika, son durum o da şudur ki biraz önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bir açıklama yaptı ve dedi ki Antalya Altın Portakal Film Festivali süregelen devam etmekte olan tartışmalar nedeniyle iptal edilmiştir. Tam 59 yıldır yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl yapılamayacak. Açıklamasına bakalım Sayın Böcek'in, hemen ardından konuyu konuşacağız. Değerli sinema severler, kıymetli hemşehrilerim, Antalya Altın Portakal Film Festivali ile ilgili bugüne kadar ev sahibinin dışında sadece sinemadan yana taraf olmayı seçtik. Gelinen noktada Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yıllara meydan okumuş festivalimizin bazı kişilerin elinde malzeme edilmesine, sinema emekçilerinin hakkının yenmesine asla izin vermeyeceğim. Antalya Altın Portakal Film Festivali sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin uluslararası alanda en önemli markalarından biridir. Konunun tüm ülkeyi, Antalya'yı, tüm sinema severleri ve tüm sinema emekçilerini ilgilendirmesi nedeniyle konuyla ilgili ev sahibi olan belediyemiz bir karar almak zorunda kalmıştır. Festivalin sanatsal anlamda güçlü ve sinema adına örnek teşkil edecek şekilde yapılması için seçilmiş ve içeriğin belirlenmesinde sorumlu olan festival yönetmeni ve sanat ekibidir. Başta festival yönetmeni olmak üzere tüm sanat ekibinin süreci yanlış yönettiği, kriz yönetimini yapamadığı tespit edilmiştir. Altın Portakal Film Festivali'ni özüne döndürmek ve ulusal kategoriyi festivale yeniden eklemek için çaba sarf etmiş birisi olarak yaşananları kabul etmem mümkün değildir. Altın Portakal Film Festivali siyaset üstüdür. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki festivalimizi kimsenin siyasi emellerine malzeme ettirmeyeceğim. Ayrıca şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum. Az önce açıkladığım nedenler dolayısıyla kendi kararıyla büyük bir karmaşaya neden olan festival yönetiminin, sanat yönetmeninin ve oluşturdukları tüm sanat ekibinin görevlerine şu an itibariyle son verilmiştir. Tüm sanatçılarımızı, sinema emekçilerimizi ve sinema severlerimizi Altın Portakal Film Festivalimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebiyle 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinema severlere üzülerek bildiriyorum. Kamuoyuna saygılarımla. Şahsi sosyal medya hesabından bu şekilde duyurdu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 60. Antalya Film Festivali'nin iptalini ve o kararının gerekçesini. Şimdi biz yeniden konuyla iniltili konuğumuza Meriç Demir Kahraman'a bir dönüyoruz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin onadığı 5 sanık kararından biri de Tayfun Kahraman'ın kararıydı. 18 yıllık cezası Yargıtay tarafından dün itibariyle onandı ve Meriç Hanım şu anda
Hatta Meriç Hanım, hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Biliyorum çok üzgün olduğunuzu. Öncelikle biraz önceki gelişmeyle ilgili de görüşlerinizi almak isterim. Zira özgürlüklerin kısıtlanması için illa demir parmaklıklar ardında olmanız gerekmiyor bazen. Bir festivalde özgürlüklerin kısıtlanabildiği bir husus haline gelebiliyor. Ne dersiniz gelişmeyle ilgili, konuyla ilgili böyle bir iptal kararı geldi geçtiğimiz haftadan bu yana yaşanan tartışmaların ardından? Yani 59 yıldır süre gelen bir festivalden bahsediyoruz. Evet. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya günler kala bizim kültürümüzü, bizim geleneğimizi, sinemadaki bütün hafızamızın en önemli mihenk taşlarından bir tanesi olan bu festivalin iptali ve hele hele de yani bu bir çeşit sansür tabii, kanun hükmünde filmine uygulanan şey. Yargılanan birinin filmi çekilemez mi? Bence bizim hikayemizin de filmi yapılabilir çok rahatlıkla. Netflix bence talip olabilir, yani rahatlıkla da yayınlanır. Çok da izleyicisi olacağını tahmin ediyorum ama ona da sansür uygulayabilirler. Bu mudur? Böyle mi gireceğiz 100. yıla gerçekten? Şimdi Meriç Hanım, tabii dün Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin açıklamış olduğu karara göre 78 sayfalık gerekçeli kararda eşiniz Tayfun Kahraman da cezası kesinleşen daha doğrusu sanıklardan bir tanesi oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı ve konuyu nereye doğru taşıyacaksınız? Bundan sonra izleyeceğiniz yol haritası nedir? Eşinizle hiç irtibat kurabildiniz mi? Kendisi nasıl değerlendirdi bu kararı? Anlatırsanız bir çok mutlu oluruz. Tabii. Öncelikle stüdyonuzda sevgili Akçay da var. Dosyayı en başından beri bütünüyle takip eden avukat arkadaşlarımızdan. Dolayısıyla hukuki kısmını Akçay da anlatacaktır ama ben de birkaç şey söylemek isterim. Fakat ondan da evvel söze sevgili Mücella ablaya ve Hakan'a tekrar buradan bir kez daha aramıza hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bakırköy'de ve Silivri'de şu anda bizi izleyen içerideki canlarımıza da emin olun en kısa sürede sizleri de burada yanımızda göreceğiz, beraber olacağız. Bu zulüm bitecek ama bu zulme biz boyun eğmeyeceğiz hep beraber. Dik durmaya ve mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz diyorum. Tayfun merak etme ve iyi uyuyor. Şimdi şöyle, bu karardan başlarsak şayet, karar sadece 18 yılla bizim cezamızı, Tayfun'un ve diğer arkadaşların cezalarını onamakla kalmadı. Dedi ki aslında burada 76. sayfada delillerin takdir ve değerlendirmesinde düşülen yanılgı sonucu aslında